hepsine ayrı ayrı sorular biriktiriyoruz birlikte. Psikoloğa gittin mi hiç? Bir kere gittim. Ne dedi? Ya bir şey pardon, demedi. Sen ne dedin? Bir sürü şey anlattım tabii aslında ama anlattıkça çok şey var. Şöyle bir şüphem vardı. Ben gittiğimde psikoloğu kandırırım. Düşüncesi. Kandı mı? Kanmadı. Anladım. Teşhis ne? Yani hayır, seni kandıramayacağına ikna etti. Ha. Ne dedi? Seni İyi kandırıkçı şey seni beni kandırıyorsun. Ama bunu itiraf ettim. Seni kandırabilirim diye geldim dedim. Hı hı. Çok güzel bir şey söyledi. Niye ki dedi. Bir şey vardı ya bilgi adamda. Beni kandırabilirsin ama kandırmazsın. Evet. Onunla ilgili başka bir şey daha var. Adama işte yıllarca Tibet'in tepesinde kalmış. Gidiyorlar. Büyük usta ne olur, ne olur artık bize hayatın anlamını söyle diyorlar. Herkes bekliyor. Soruyu soran ağzının içine bakıyor. Ne olur diyor. Su diyor. Su mu? Su mu diyor. Ulan yoksa değil mi diyor. Keyifliymiş. Peki nasıl bitti o şey, macera? Ya aslında macerası. Karşılıklı sohbetle bitti. Daha sonra gitmeye söz verdim fakat gidemedim. Sonra da karşılaştık seni. Bazı yerlerde. Sohbet ettik ayaküstü falan ama ya o başka bir ilişki. Yani onu sürekli hayatına geçirmek, hayatında sürekli onu tutmak başka bir şey. Galiba ben onu zamansızlıktan yapamıyorum. Ama bizim ülkemizde özellikle bu psikolog şeyinin çalışmaması, geleneğinin çalışmaması bizim ülkemizle de ilgili bir şey. Fena ben onu şöyle şuna bağlıyorum. Bizde bu arkadaşlık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, işte akrabalık ilişkileri o kadar fazla pekişmiş ki insanlar işte psikoloğa gitmek yerine örneğin sabah komşusuna kahve falı baktırıyor. Ve orada rahatlıyor. Ama yani o hanine ay doğacak evet, deyince yani. O bayağı bir rahatlatıyor. Bayağı bir de böyle işte öyle sorunlarını bir şekilde bizde, öyle çözüyor. Yani kahve telbesi psikolog anlamına evet, geliyor. Evet, keyifli, deli para gibi verme. Deli diyorlar hani psikoloğa gitmek söyleyemiyor insanlar. Ha, delilik ben üzerine. Ben psikoloğa gittim şey diyemiyor. Artık öyle yok değil. Biraz ya, değişti onlar. Artık yok. Yani çok eskiden senin çevrendekiler için belki. Ben bildiğim psikopatım ve gidiyorum yani düzenli olarak. Peki güzel bir şey söyleyeyim. Bir dönem sabah şekerliği var mıydı? Vardı. Vallahi vardı mı? Vardı tabii. Ya insanın kariyeri ne enteresan. Kanal D'nin ilk zamanlarında vallahi, sabah şekerliği. Ne yapıyordun mesela hani? Ay sorma ya. Şimdi ya ne bileyim yani. Sen çünkü hani konservatuvarda oyunculuk yüksek lisansı yapmış bir aslında adamsın. Açıkçası şöyle oldu. Benim öyle hiç böyle bir derdim yoktu. Ben Kanal D'de bir dizi yapmak üzere, üstelik de bütün her şeyini yapmak üzere oraya gittim. Sevgili Faruk abi de dedi ki, o zaman sen biraz sabah şekeri olacaksın dedi. Ha dizi oyuncusu olmak için. Dedim ki ya Faruk abi benden sabah şekeri falan olmaz yani. Yok yok olur olur dedi. Ben bir yıl sabah şekerliği yaptım. Kimle yaptın abi? O da keyifli. Partner kimdi? İki tane partner değişti. Hı hı. Ondan sonra bir ara tek başıma yaptığımı hatırlıyorum. Ondan sonra da bitti. Çok güzel. Arkadaşlarımın ismini şimdi bahçesinden ben hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Çok oldu ki. Ya o kadar tahribat yarattı evet, sen sabah şekerliği. Çok. Bakın evet. Başka sabah şekerleri de var. Mesela Erkan Petekkaya sabah evet, şekeri. Evet. Mesela Savaş Karakaş şu anda Türkiye'nin doğru. Hatta dünyada en makbul belgeselcilerden, sualtı belgeselcilerden. Doğru Savaş Karakaş. Doğru. Bunların hepsi. Ve diğer arkadaşları hatırlasaydım muhtemelen oradan da sağlam bir şey çıkartırdık abi. Vallahi. Vallahi ben de hatırlayamadım ama. Aynen. Şimdi psikologla bunu bağlamak istiyorum. Kimisi diyor ki Çakır üzerinde kaldı ve çıkmadı. Kimisi diyor ki hayır efendim olur mu öyle şey? Ne bileyim Yavuz Amir üzerinde ve çıkmadı. Hangisisin abi? Ya bunları söylüyor olmaları aslında güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor bu tartışmaların olması. Neden biliyor musun? Çünkü şimdi mesela Çakır'dan sonra bir takım başka projeler de oldu. Başka şeyler de yaptım. Onları severek yaptığım işlerdi hepsi. Ama mesela Adanalı'da da başka bir fenomen oldu. Şimdi bir oyuncunun oynadığı rolle kendini özdeşleştirip kendini öyle sanıp sokakta yürüyor olması yani gerçekten hastalık içeriyor. Ben de hasta olmadım inanıyorum. Yani bunu ben bir... mesela şimdi bunun açıklamasını defalarca yaptım. Aslında insanlar meseleye böyle bakmıyorlar. Bakmayın yani köşe yazarları biraz bu meseleyi tetikliyorlar. Sen Nuri gibi yürümüyorsun değil mi sokakta? Nasıl yürüyeyim Nuri gibi ben şimdi? Deli mi? Deli miyim bilmem ki. Yani şimdi Nuri gibi nasıl gezeyim ben? Düşünsene üçünün arası da çok enteresan ya. Ama yani her oynadığımız rolle işte insanlar tabii bizi bağdaşlaştırdığı için aslında galiba bu yaptığımız işlerin bana göre başarısını getiriyor. İyi keyifli. Yani. Peki Nuri niye olmadı ya?
Nuri aslında şöyle olmadı. Oldu bana göre. İstediği yere bana göre ulaştı. En azından benim açımdan ulaştı. En azından ben bir komedi içerisinde yapabileceğim şeyleri el yordamıyla bulmaya çalıştım. Onu göstermeye çalıştım. Başka roller oynayabileceğim doğrultusunda bir takım şeyler ortaya koymaya çalıştım. Benim için oldu şahsen. Çünkü Nuri senin için gömleği değiştirmekti aslında. Evet, yani ben bir aktörüm arkadaşlar. Benim önüme konulan ve kabul benim için kabul gören, benim hoşuma giden bir şeyi oynama özgürlüğüm var. Bu illa kalıplaşmış şeyler değildir. Başka şeyler de oynayabilirim ortaya koyma açısından önemli bir proje benim için. Yani bir aktör için önemli bir yol alma hikayesi. Helin, sen dizide oynadın mı hiç ha? Yok. Yani şöyle. Niye ya? Ama ne? Çok istiyorum ama gelmiyor. Yok. Teklif gelmiyor mu? Çok istiyor ama teklif gelmiyor. Yok yok. Şöyle ki çok eskiden bir böyle komedide, o zaman daha sitcomlar falan yoktu. Şafak Sezer'in ilk galiba hatırladığım kadarıyla çalışmasıydı. Ben de onların setine gitmiştim bir vesileyle, bir arkadaşım vardı. Hadi sen de gel oyna diye böyle beni çektiğini hatırlıyorum. Öyle bir iki tane parodi gibi bir şey çekiyorlardı orada bir. Ha böyle şey, yani ben seni tutup çeksem hadi gel sen de bir şurada şu programı yani sunsam öyle gaza geliyor musun ya? Gaza gelmiyorum da o zaman da hoşuma gitmişti yani. Hani zaten komediyi çok seviyorum. Aslında olur. Da... Yüz güzel. Hadi yani güldürürsün sen. Yani en azından hani şu andaki konuşmamızda bile o potansiyel var. Evet. Olmaz mı? Olur. Şu ana kadar bir sürü şey konuştuk. Konuklarım samimi davrandılar. Kendilerine sordum ve onlar bize yanıt verdiler. Bakalım şu ana kadar programımızda ne manşetler çıkmış. Efendim biz sorduk. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Dımbır dımbır dımbır. Oktay, bu yazılar giderek küçülüyor ya da benim gözlerim astigmatı aldı başını gidiyor. Oktay Kaynarca'ya sorduk. 3 çocuk şart. Çalışmalar başladı dedi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gençler hatta bir demin Twitter'dan bir şey yapmış. Oktay abi mümkünse yani 18'li 20'li çalışsın. En azından bir Türk milli takımı çıkartılır. Voleybol, handbol, basketbol. Doğru vallahi. Doğru vallahi diyor evet. Yani yeni işi teknik direktörlük olacak. Gençlerle çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü köşeli değiller. Bize de yani ustalarına da bir şeyler öğretiyorlar diye samimi bir açıklamada bulundu. Eşcinsel rolü öyle yazılır ki oynamamak aptallıktır diyerek de bayağı gecenin lafına bildiğin ünlemi koydu. Helin Avşar'a sorduk. Leyla ablam hepimizden daha güzel dedi ve zaman zaman Leyla ablası çıkıyor ortaya ama biz göremiyoruz. Görenler de varmış. Efendim kendim gibi güzel giydiremeyince modayı bıraktım. Yani gördüğünüz gibi baştan aşağı bir nezaket, bir zarafet ve bir tevazu kokan bu şeyi de manşetlere koyduk. Sami Levi ise bize grupta yolumuzu SMS ile ayırdık. Yani SMS ile ayırdık. Baba mesajla mı birleştiniz de SMS ile ayırdınız? Bu soruya da geleceğim. İki çocuk iyidir, kıvamındadır. Hani en kötü bir tenis milli takımı çıkartırız diye oldu oradan. Peki devam ediyoruz sorularımıza. Sami sana gelmek istiyorum. Bu seferat müziği çok uzun süredir de seferat. Bu demin yaptığın aslında seferat müziği değil de bu... Bizim biraz Balkan coğrafyası biraz şey değil mi? Kullandığımız enstrümanlar aslında hani seferat müziğinin dili önemli. Hı. Ladino olursa seferat müziği oluyor. Yani Ladino. Eski İspanyolca. 500 sene evvel kullanılan İspanyolca oluyorsa seferat oluyor.